Şimdi bizim konumuz kadın istihdamı. Kadın hakları tabii ki tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok önemli bir konu. Biz de çok önemsiyoruz. Başarı hedefi doğru belirlemekten geliyor. Bizim hedefimiz kadın istedikten sonra iş kolunun önemi olmadığı ve her iş kolunda çalışabileceği ve istihdama katılabileceğini göstermek. Akaryakıt istasyonları da her ilde 7 gün 24 saat açık iş merkezleri olduğundan bunu göstermek için çok uygun yerler. Tabii Mart 2018'de başladığımız projede 27 saha akaryakıt satış kadın görevlisinden bugün 514'e gelmek kolay değil. Çok ciddi insan kaynağı ve motivasyon gerektiriyor. Biz şirketimizde bunu yönetim kurulu seviyesinde takip ediyoruz. Yönetim kurulu üyemiz Filiz Öztürkan'ın proje liderliğini yapıyor. 2 genel müdür yardımcısı, 3 direktör, 6 tane müdür her hafta bu konuyla ilgili toplanıp alınacak aksiyonları, geldiğimiz noktayı, gerideyse hızlanmak için neler yapılacağını, iletişimini ve sorunları konuşuyor. Hemen hemen her ay bir veya iki kere Türkiye'nin çeşitli illerine saha ziyaretleri yapılıyor. İstasyonlarda bayilerimiz konu hakkında bilgilendiriliyor, onların çok kıymetli destekleri alınıyor, örnek hikayeler yayınlanıyor, iletişimleri yapılıyor. Yani şöyle söyleyeyim size, bizim şirketimizdeki en önemli proje diyebilirim ve gerek üst düzeyin gerek çalışan arkadaşlarımızın katılımıyla sahaya uyguluyoruz. Gönüllüler ekibi düzenli olarak saha ziyaretleri yapıyor ve bunun için çalışıyor. Bir taraftan da İşkur'la ve diğer insan kaynağı firmalarıyla da çalışan kadın bulmak ve onları bu konudan bilgilendirmek için çalışıyoruz. Onların toplantıları yapılıyor. Dediğim gibi biraz filmimizde de anlattığımız gibi yani bir gün değil bütün günlerde kadınlarımızın yanında olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Başarının sebebi bu. Şimdi o şöyle, dediğiniz gibi konuşmada da söyledim. Şimdi teknolojiyi ne olarak algıladığınız önemli. Çoğu firma tabii ki hızdan kaynaklanan bir şekilde teknolojiyi amaç olarak görüyor. Hızla dijital dönmeliyiz. Teknolojinin şu araçlarını kullanmalıyız. Buna adapte olmalıyız. O zaman ne oluyor? Teknoloji araç olmaktan çıkıyor, amaç oluyor. Fakat amaç ne olmalı? İnsan, çünkü siz ticari faaliyetinizi insan odaklı yapıyorsunuz. İnsan tüketiciniz ve tüketiciyi, müşterinizi memnun edip onun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorsunuz. Maalesef hızdan, yatırımdan, tabii ki iyi şeyler bunlar, sosyal medyanın da etkisiyle odak kayıyor. Neyin için yaptığımızı unutuyoruz. Sanki teknolojiyi kullanmalıyız amacımız. Hayır, teknolojiyi insan için kullanmalıyız. Teknoloji araç. Bunu atlamamak lazım. Pazarlama dünyası benim gözlemim maalesef bunu atlar hale geldi.